Ankara yine gazilere çirkin saldırı, trafikte yol verme tartışması nedeniyle 2-15 Temmuz gazisi bir grup maganda tarafından acımasızca dövüldü. O anlar saniye saniye MOBESA kameralarına da yansıdı. Gözümde yaklaşık bir 3,5-4 santim kadar bir çizilme var iç kısmında. Kimliğimi gösterdim. Kimliğimi ben dedim gaziyim dedim. Bak daha önce dedim bu olaylarda dedim arkadaşlarımız dedim ceza aldı. Trafik magandaları başkentte yine iş başındaydı. Yol verme tartışması yüzünden Ankara'nın göbeğinde iki adamı sokak ortasında öldüresiye dövdüler. Üstelik dövdükleri o kişiler 15 Temmuz kahramanı gazilerdi. Gökhan Gümüş kendisi gibi 15 Temmuz gazisi olan kayınpederi Ayhan Damar'la birlikte trafikte seyir halindeydi. Ulus'a geldiklerinde önlerinde duran bir minibüse çarpmamak için aniden manevra yaptılar. Bu sırada istemeden de olsa bir aracın önüne kırdılar. Arkadan selektör yaparak küfürler ederek bizi ilerideki ışıklarda, tam şu ışıklarda trafik yine yoğun bu şekilde orada yakaladı bizi. 10-15 kişinin içinden 5-6 kişi bana saldırdı. Ben kimseyi tanımıyorum. 15 Temmuz gazilerine yapılan saldırı saniye saniye MOBESA kameralarına yansıdı. Gökhan Gümüş 15 Temmuz gecesi Genelkurmay önünde helikopter ateşi sonucu yaralanmıştı. Darbeci hainler kayınpederi Ayhan Damar'ı ise tabancayla vurmuştu. Ama şehir magandaları onların birer kahraman olduklarını aldırmadılar bile. Bir hiç uğruna saldırdılar. Önüne kırdıkları aracın sürücüsü çok öfkeliydi. Onları bu cadde boyunca aracıyla takip etti. Takip etmekle de kalmadı. Telefonla arkadaşlarını çağırdı ve bu caddenin hemen ilerisinde onların aracını durdurdu ve 15 Temmuz gazilerine levye ile saldırdı. Oradan Ulus Çarşısı'ndan çıkan arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık bir 4-5 kişilik grup orada beni darp etti. Başına ve yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Gökhan Gümüş'e 15 gün, Ayhan Damar'a ise 2 gün iş göremez raporu verildi. Onları bu hale getiren saldırganlardan 4'ü yakalandı. Onlardan biri çıktı hakim karşısına ama o da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğerlerinin karakoldaki sorgusu sürüyor. Ne bizim gaziliğimiz kaldı, ne devlet kaldı, ne polis kaldı. Silkattı küfürlerle iyice bir hani adam akıllı dayak yedik. Yani uzun zamandır böyle bir dayak yememiştim. Benzer bir olay başkentte geçen yıl Kasım ayında da yaşanmıştı. Terörle mücadele gazilerine saldırıp onları tekme tokat döven 3 saldırgana 5 aydan 9 yıla kadar hapis cezası verilmişti. Şimdi vicdanları sızlatan bu son olayla ilgili verilecek kararda gözler.